Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Mutlu bir köy gününden hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber öncelikle keçilerimize su içirmeye de başlayalım. Bakalım keçilerimiz nerede? Ne yapıyorlar? Hadi kızlarım. İlk başta gitmiyorlar. Gittikleri zaman da bir saat bunlar arıyor nereye gittiklerini. Hadi size güveniyorum. Alıştırana kadar böyle biraz uğraşacağız arkadaşlar, ama alıştıktan sonra çıkarttığımız zaman direkt ben deriye gideceklerine eminim. Hadi. Bunlar böyle zaten sularını içsinler. Burada da biraz dursunlar. Biz gidelim bunların yemlerini koyalım önlerine ki götürdüğümüz zaman direkt ben yemlerini yesinler. Burası böyle ahırımızın dıştan görünüşü arkadaşlar. Burayı biz 2016 senesinde 170 bin liraya yapmıştık. Devlet destekli. %50 hibe desteği de. Şu an 2 milyon filan civarında bir maliyeti var. Yani 3 milyona da içini doldursanız, bu işe başlamak istiyorsanız bu şekilde 5 milyon TL'yi yatırıyorsunuz. Ama eminim ki yani 3-4 senede atırdığınız parayı amorti edersiniz. Ha, sadece ahırla bitmiyor. Yan sıra tarımla da uğraşacaksınız. Traktör, arazinize göre biçer, tırmık, pulluk. Ya bunların da toplam 800-900 bin liraya hallolur. Hayvanların yiyeceği samanı kendiniz üretirseniz daha kazançlı oluyor. Maliyetler daha düşük oluyor. Yani full hazır alırsanız da biraz daha uyguna yerinden almak. Hadi kızlarım. Evet arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi inekleri yedireceğiz. İnekleri yedirirken de sizinle video çekmek isterdim ama maalesef bir elimde hem telefonu tutup hem saman tökemiyorum. İnşallah yakında o videoları da çekeceğiz. Bizlere abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar, bu kadar yayılma bunlara yeter. Artık yerine koyma zamanı geldi bence. İneklerimizi de yedireceğiz. Keçilerimiz burada.
Bu şekilde burada da oğlağımız. Hemen hızlı bir şekilde ipleri çözelim. Bunlar bu ipleri kemirip açmayı da başarıyorlar ama böyle kalın iple bu işi de çözdük. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Biraz video çekme konusunda acemiyiz ama inşallah zamanla bunları da atlatacağız. Yirmi dakikadır aşağıda bunlar arıyorum arkadaşlar. Yukarı çıkmışlar. Gel, çık 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 çık. Gel, gel, gel. Burası da diğer samanlığımız arkadaşlar. Bu şekilde. Gel. Çık 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 çık. Bakalım alıştırabilmiş miyiz? Gel, çık 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 çık. Gel, gel, gel. Gel, çık çık. Arkadaşlar dışarı çıkmışken biraz otlasınlar bari. Dün kar yağmıştı ama bugün direkt eridi. Hava bugün normal yani. Çok soğuk değil. Gel. Küçük 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 küçük. Gel gel gel. Bunlar tavuklarımız cu 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 cu. Da kış aylarında yumurtlamıyorlar. Niye yumurtlamıyorlar ben de bilmiyorum. Bunlara bir çözüm bulmamız lazım. Evet, keçilerimiz ne oldu acaba? Az önce buradalardı. Kaybolduysalar sıkıntı. Burada yoklar. Acaba karşıya mı geçtiler? Bu şekilde mi gittiler? Sherlock Holmes gibi iz sürmeye başlama zamanı geldi herhalde. Bakalım bakalım buradan izleri gitmiş mi? Buradan gitmemiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle karşıya geçtiler. Yemlerini ve samanlarını verdik arkadaşlar. Şimdi bu kovaları yerlerine koyalım ve bakalım keçilerimiz sularını içmişler mi? Sen ne yapıyorsun? Next. Oğlum. Hı, gel buraya. Gel buraya gel buraya. Gün geçtikçe büyüyor arkadaşlar. Tony'nin yaşı bayağı arttı. 8 yaşında mı 9 yaşında mı ne? Artık eskisi gibi çevik değil. Yani bakalım. Sade inek hayvancılığı yaparsanız hem sütten hem danasından kazanırsınız. Ama biraz uğraşlı olur. Hem sağımı var, hem doğumu var. Hayvan sayısı da biraz çok olursa doğumda, yani doğumun tarihi belli değil, ne zaman olacağı belli değil. Geceleri de bazen beklemeniz lazım. Yani gündüzünüz geceniz olmayabilir ama ben sadece besli hayvanı yaparım diyorsanız kazancı bana göre inek kadar olmayabilir ama rahat olur. Hayvan aldığınız fiyat belli olur. Yediği saman belli olur. Ona göre üzerine kar olursunuz. Yani bu işte hep para kazanılacak diye bir şey yok. Zarar da edilebiliyor. En büyük zarar hayvan ölümü. Küçük başta sayı çok olduğu için bir tane hayvan öldüğü zaman çok İnsanın gözünde büyümüyor ama büyük başta bir tane hayvan öldüğü zaman zararınız büyük oluyor. Burası bu şekilde komple 14 tane inek var. Bir tanesi dışında hepsi gebe.
Yani 13 tane buzağımız olacak bu sene. Ölen yiten olmazsa inşallah. Allah'ın izniyle. Yani 13 buzağı. Seneye bu hayvanları hepsi satılacak. İçerideki danalarımız buraya gelecek. Yeni doğan danalarımız içeri geçecek. Yani biz 14 ineğin doğan danalarının hepsini bu şekilde büyütüp kurbana hazırlıyoruz. Ya da bu şekilde dişi düvelerimiz var. İneklerimizin yaşlılarından satıp şurada gösterdiğim gibi besliyoruz zaten bu sene 2 tane. Düvelerimizi de inek haline getirebiliyoruz. Şöyle keçilerimize yem koyalım. Bizim burada bir tane köyümüz vardı. Nerede? Bakalım, ha buradaymış. Keçilere bu şekilde kırılmamış bütün buğda veriyoruz arkadaşlar. Yani keçileri yazın bakan abi böyle tavsiye etti. Bir bildiği vardır inşallah. Bu arkadakiler kendi çıkarttığımız buğdalar. Bu öndekiler hazır alıyoruz. Böyle. Tarım kredi, normal yem. Kendi çıkarttığımız yem. Bunları karşılıyoruz. Böyleler arasında burada bir şey de var. Bu şekilde bir karışım çıkıyor arkadaşlar ortaya. Bunu bu şekilde hayvanları samanın üzerine töküyoruz. Yem karma makinemiz olsa daha iyi. Çünkü hepsi birbirine karıştığı zaman samanla beraber hayvanlar daha iştahlı yiyor. Yani samanı da yemmiş gibi daha güzel yiyorlar. Ama maalesef şu an bizim yem karma makinemiz yok. Yani daha doğrusu yem karma makinesini koymaya bir yerimiz yok. Onun için samanlığımızı büyütmemiz lazım. O da inşallah ilerleyen zamanlarda olacak. Şunla da şuradan keçilerimize saman alalım. Samanlığımız bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar büyüklüğünde bir tane daha var samanlığımız. Orası ileride. Burayı bu şekilde derinlikle beraber şuraya kadar büyütsek, şuraya köşeye bir yeri yem karma makinemizi koysak sabit, hem hayvanları yedirmemiz daha kolaylaşır hem de yem kalitesi artar. Ayrıyeten ceviz ağaçlarımız da var arkadaşlar. Yani bölgemizde ceviz ağacı da para kazandırıyordu bir zamanlar ama artık iklimin değişmesiyle beraber bir sene ceviz oluyorsa bir sene olmuyor. Burayı bir tane dişi oğlağımız vardı. Erkekleri sattık zaten. Onun için aydık. Büyük keçilerin içinde yiyemiyor. Hem de boyu da yani bu kürüne ulaşmıyor. Burası eskiden bizim ahırımızdı. Yani bu şekilde uzundu. Bu yeni ahırı yapana kadar. Zamanla her şey oluyor. Ama bundan sonra bu zamanı sizinle beraber göreceğiz. Abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız.
Ben elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani kamera karşısında konuşmak bana biraz şey geliyor. Normalde çok konuşkanımdır ama burada ne diyeceğimi yani birdenbire konuşurken kalıyorum aynı bu şekil. Sizlerin de affına sığınarak beni affetmeyin. Keçilerimiz burada arkadaşlar. Burası da kümesimiz. Burasını da bu şekilde böldük. Keçilerimizi ayırdık. Gelin bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Gel, çık çık. Bunları deriye götürelim. Kaçma lan. Aslında dışarıyı çok sevmeleri lazım ama içeri kaçıyorlar. Ben de anlamadım ama.